Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu kiremit rengim altın başak. Beyaz da leylak marka arkadaşlar. Evet. Modelimiz şu şekilde. Evet arkadaşlar, yine çok hoş böyle kenarında sık iğneli yaprakları olan sade, zarif bir model. Modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 12 zincir çekerek motifimizin yapımına başlıyoruz. 12 tane zincirimizi çektik. Bu ilk zincirimizin hemen altından arkadaşlar girip bu şekilde saatte sık iğne yaptık. Yani her ikisini bir çektik. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yapmış olduğum bu yuvanın içine girdim. 2 2 2 alarak 3 seferde çektiğim bir trabzan yaptım. Tekrar iki defa doluyorum. 2 2 2 3 ve bu da dördüncü trabzanım. Dört tane trabzan olunca arkadaşlar buraya yine dört zincir çekip beşinci trabzan olarak yuvada kapatıyorum. Buraya bu şekilde beş tane papatya yaprağı yapıyoruz arkadaşlar. Yine dört zincir iki defa doladım. Yuvaya girdim. Aynı şekilde iki, iki, iki olarak aldım. İki defa doluyorum. 2 2 3 seferde alıp trabzan yapıyorum. Tekrar bu şekilde 4 tane trabzanım oldu. 4 zincir çektim. 5. trabzan olarak yuvada kapattım bu şekilde. 2. papatyam da hazır arkadaşlar. Bu şekilde buraya 5 tane papatya yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi renkli ipimizi aldık. Kiremit rengimizi aldık gösterdiğim papatyayı beşe tamamladım arkadaşlar bir tanesinin arasından girdim bu şekilde bir sık iğne yaparak ipimi buraya tığıma tutturdum arkadaşlar 5 tane zincir dönüyorum şöyle papatyamın arkasından arkadaşlar girip buraya bu şekilde bir yuva yaptım beşer zincirli yuvalar yapıyoruz papatyalarımızın arkasına 5 zincir. Yine papatyamızın arkasından girip bu şekilde buraya kapattım. İkinci yuvamı yaptım. 5 zincir. Papatyamızın arkasından girdim. Bu şekilde buraya kapattım. Şöyle kenara alayım. 5 zincir papatyamızın arkasından bu şekilde arkadaşlar dördüncü yuvamı da yaptım ve yine 5 zincir Şimdi arkadaşlar bu ilk yaptığımız yuvanın içine girip bu şekilde kapatıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. 5 de çekebilirsiniz sık çekenler arkadaşlar bu şekilde. 2 tane doladım. Bu yaptığım şöyle şu şekil yapayım arkadaşlar. Bu yaptığım yuvanın içine girip 1, 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2. 4 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4. 5. trabzanı. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 6. trabzanı. Şimdi arkadaşlar buraya 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde aynı yuvanın içine 7. trabzon olarak kapattım. Bu şekilde bir tanesini yaprağımızın yaptık arkadaşlar. Ve ikinci yuvaya geçiyorum. Şunu da keselim buradan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci yuvaya sık iğne ile geçtim. Bu şekilde. Yine bu şekilde dört zincir çekiyorum. İki defa doladım. Aynı şekilde dört defa da çekerek trabzan yaptım. Zincirimle beraber iki trabzanım oldu. Üçüncü trabzanım. İki defa doluyorum. dördüncü sanım. beş, altı ve yedi. Arkadaşlar yedinci burada beş zincir çekerek yapıyoruz. Yanlışlık oldu. Bu şekilde. Her papatyanın arkasını arkadaşlar bu şekilde 7 trabzanlı papatyalar yapıyoruz. Aynı şekilde 3. yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. 2 papatyada ne yaptıysak aynısını burada da arkadaşlar 1, 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 3. trabzanım. 4. 5. ve 6. 6 Altı tane trabzan yaptık. Hemen arkadaşlar buraya 5 zincir yuvada kapattım. Bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar sık iğne ile geçip buraya 4. yuvamı bu 3 yuvada ne yaptıysam diğer yuvaları da ben dolduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tanesini hazırladım. Bir tanesini de üç tane olacağı için sizle beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar hemen bu iki tanesinin yanındaki gördüğünüz bu trabzanın ilk tepesinden giriyorum buraya. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne. Beş ve sonuncu sık iğnemi de bu şekilde. Burada tam 6 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim döndüm. Dibine değil, bir sonrakine. Bu şekilde arkadaşlar girdim. 1 2 3 4 ve 5. sık iğnemi de en sondaki sık iğnemin üzerine kapattım. Yine bir zincir çektim, döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Dibine değil, bir sonraki sık iğneye girdim. 1 2 3 4. 3. sırada arkadaşlar 4'e düştü. 6 ile başladım. 5 4 Tekrar bir zincir çektim. Şu dibine değil de ikinciye battığım için arkadaşlar sık iğne sayılarım azalıyor. 2 bu da 3. Bir zincir çekip dönüyorum bu şekilde. Dibine değil, bir sonraki sık iğneye 1. Bir. bir sonraki sık iğneye 2. Bir zincir çekip dönüyorum ve tane kaldı arkadaşlar. Onu da bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi şöyle kısacık kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncüyü de beraber yaptık. Yine bunu da kısaltalım. Şöyle arkadaşlar. Bir iki kere çekip yakarsak. Hani uç olduğu için siyah olmaması için arkaya da çekmeye uğraşmaya gerek yok bu şekilde hazır arkadaşlar şimdi bunu monteleyelim yemenimize evet arkadaşlar çiçeğimizi böyle yapraklar arasına monte ediyoruz bu şekilde şimdi yeni başlarken de aynı şekilde başlıyoruz arkadaşlar sık iğne ile tığ battına girip bir zincir çekiyoruz şöyle orta boy bir örümcek örümceğimizi yaptık tığımızın başını 3 defa doluyoruz şu yaprağımız olduğu için uzunca bir trabzan yapmamız gerekiyor. 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar uzunca bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Trabzan arasına girip 2, 2 aldım. 2 trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3. 2 defa doluyorum. 2 2 2 4 tane trabzan yaptım buraya yine ikinci iki defa dolayıp 4 seferde aldığım bir trabzan bunu sık iğne yapmak için kullanacağım arkadaşlar 4 zincir trabzana kapattım tomurcuk yaptım bu şekilde buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve trabzana sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım hemen yandaki tığ battı arkadaşlar bu şekilde kapattım yaprağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar yan yan duran bir yaprağımız şimdi bizimki model amaçlı olduğu için üç tane yapacağım arkadaşlar siz 6-7'ye kadar yapabilirsiniz. Biraz irice. En ideali 5 arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine şöyle orta boy bir örümcek. Tığımın başını iki defa doluyorum. Bu şekilde 3 tığ battı atlayıp dördüncüye 2 2 aldım bir trabzan yaptım. Trabzanım öbürüne göre küçük arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum buraya ve alıyorum arkadaşlar. Şu boşta kalan iki tane papatya var ya. Şu köşesinden sondaki trabzanından buraya bir sık iğne yapıyorum. İki zenci çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar uçtan tutturdum. Bunu buraya tomurcuk olarak kapatıyorum. Geri kalan kısma da 5 veya 6 tane arkadaşlar ne kadar alırsa 5 ve 6 Kapattım. Bu şekilde bir sık iğne yaptım. Ve yandaki tığ battıma girip Buraya sık iğne yaptım. Tutturdum. Bir zincir çekiyorum. Ve orta boy bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane doladım tığımın başını. 4. tığ battı ya 2 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum bu sefer de arkadaşlar bu tek kalan trabzanımın yakın olan tarafından köşesinden sık iğne ile tutturdum 2 tane de zincir çektim bu şekilde arkadaşlar şimdi yine bu iki zincirimi trabzanıma kapatıyorum buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 5 ve 6. Hemen yandaki tığ battıya girdim arkadaşlar bu şekilde. Ve yaprağımızı çiçeğimizi arkadaşlar monteleme işlemini bitirmiş olduk. Şimdi bir tane daha yaprak yapıp ipimizi koparalım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve orta boy bir örümcek bu şekilde 3 defa doluyoruz yaprakta 3 defa arkadaşlar çiçek monteleme işinde yine dördüncü tığ battı ya 1 2 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar uzunca bir trabzan yaptım 2 zincir bir defa doladım 2 2 bir defa doluyorum trabzana girdim 3 2 defa doluyorum. 2. 2 2. 2 defa doluyorum. 1 2. 2 2. 3 4 zincir. Kapattım buraya bu şekilde arkadaşlar. 5. 6. trabzanımı da sık iğne yaptım. Aynı demin yaptığımız yaprak gibi arkadaşlar. Daha önce detaylı gösterdim. Bunu hızlı şekilde yapıyoruz. Yandaki tığ battıya girip sık iğne yaptım. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş duruyor yapraklar arasında. Dediğim gibi en fazla bu yapraklardan arkadaşlar 5 tane yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde sarı olur, kırmızı olur. Türbentinizin çiçeklerin renginden tek renkse hangi renkse o renkten yapabilirsiniz. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.